Güneş enerji yatırımları hem bireysel tüketicilerin hem de sanayicilerin gündeminde. Maliyetler düşüyor, talep artıyor ancak prosedürler sürecin yavaş işlemesine yol açıyor. Türkiye'de güneş enerji sektörünün potansiyelini Solarex Fuarı'nda İpek Yüz Elektriğin yöneticileriyle konuşuyor. En verimli yatırımlar için tavsiyelerini dinliyoruz. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Türkiye güneş haritasına göre yatırıma en elverişli bölgelerden olması hem yatırım hem de mühendislik firmalarını harekete geçirdi. Bölgede yaşanan bu hareketlilik üzerine 2007'de yenilenebilir enerji sektörüne yönelen Batman merkezli İpek Yüz Elektrik güneşin gücünü yatırıma dönüştürüyor. 98 yılından beri elektrik sektöründe faaliyet gösteriyorum. 2007 yılında firmamızı kurduk, serbest çalışmaya başladık. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. 2011'den beri de yenilenebilir enerji ve özellikle güneş teknolojileri üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bölgede fark yaratan çalışmalara imza atmak üzere özellikle güneş enerjisi üzerinde uzmanlaşılıyor. Alternatif enerji kaynakları herkes gibi bizim de ilgimizi çekti. Yeni teknoloji, farklı, herkesin artık yapabildiğinden farklı şeyler yapmak istedik. İşçilik kalitesinde ödün vermeden kurduğumuz tesislerin satış sonrası hizmet farkımız olduğunu düşünüyoruz. Proje uygulama mühendisi Tahsin İpekyüz, yenilenebilir enerji alanında A'dan Z'ye anahtar teslim çözümler sunduklarını dile getiriyor. Bağlantı görüşünden sonraki ve geçici kabulüne kadarki aşamalarında hizmet veriyoruz. Danışmanlık hizmetini de veriyoruz aynı zamanda. Hem sistem kurulumu hem projelendirme hepsinde hizmetlerimiz var. Kaliteden ödün verilmeyen bir hizmet anlayışı benimseniyor. Panel üreticileri olsun, panel olsun, inverter olsun, konstrüksiyon kablodan tutun konnektöre kadar. Hepsinde birinci sınıf firmalarla, birinci sınıf ürünlerle çalışıyoruz. Bir tesis kurarken işçilik önemlidir. Ekip çalışması önemlidir. Firma olarak böyle bir firmayız. Bu konuda taviz vermiyoruz. Yatırımcılar da, mühendislik firmaları da bürokrasiden dert yanıyor. Elektrik mühendisi Çetin İpekyüz, güneş enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri yorumluyor. Bu yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye gündeminde yoğun bir şekilde. Ancak gerekli öneme henüz ulaşabilmiş değil, değer verilebilmiş değil. Bürokratik engeller var bu işin önünde. Ama bundan sonra açılacağını ve herkesin memnun kalacağını düşünüyoruz. Evin çatısına kurulacak 3 kW panelin prosedürüyle fabrika çatısına kurulacak projenin prosedürünün aynı olması yatırım hızını yavaşlatıyor. Şu anda projelerin ağırlığını ticari işletmeler oluşturuyor. İpekyüz beklentilerini izah ediyor. Bu sistemin ana amacı tüketimin olduğu yerde üretimin yapılması. Üret ve tüket, kayıp olmadan. Bu hali hazırda en küçük sistem ile büyük sistem bürokrasisi aynı maalesef. Mümkünse küçük sistemler için, evsel uygulamalar için bürokratik engeller azaltılırsa bu sistemin önü açılmış olur. Şu anda daha ziyade ticari kazanç, bu işi fabrika olarak gören insanlar ilgileniyor. Çetin İpekyüz, yatırım maliyetini ve amorti sürelerini konut uygulaması üzerinden örneklendiriyor. Ortalama bir evin elektrik aylık harcaması 300-350 kilovatlar mertebesinde. Biz bu da yaz-kış tüketimleri değişiyor tabii, üretilen enerji de değişiyor. Ama ortalama 2 kilovat peak yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Ve bunun maliyeti 5-6 bin TL mertebesinde. Ancak bunun bürokratik ayağı şu anda 15 bin TL'ler mertebesinde. Dolayısıyla işin hizmet kısmı
maliyetin 3'e katlayınca Türkiye'de işlerin yapılmamasının ana nedeni bu. Bu bürokrasi azaltılırsa, projelendirme, kolaylık gelirse, evet insanlar artık 4-5 bin TL'ye kendi evinin çatısına bu sistemi kurabilecek ve kendi enerjisini üretebilecek. Tahsin İpekyüz hayata geçirdikleri projelerin Batman'la sınırlı olmadığını söylüyor. İlk olarak 2011 yılında Siirt'te 3 proje imza attı. Bunlar küçük projelerdi. Ancak 2012 ile birlikte, 12 yılı ile birlikte biz Türkiye'nin birçok noktasına gittik. Burası neresidir? Dalaman'dır, Burdur'dur, Antalya'dır, Osmaniye'dir. Batman, Diyarbakır, birçok yerde hizmetlerimiz verdik. Dalaman ve Antalya havaalanlarındaki hibrit sistemlerde imzası bulunan firma, kurumsal çok sayıda referansa sahip. 4 farklı kaynağımız söz konusu. Hibrit sistem, bu rüzgar var bunun içinde, güneş var, jeneratör, şebeke var. 4 farklı kaynak. Bizim bu devlet ham meydanların radar istasyonları bu sistemle besleniyor şu an. Yani bizim İpekyüz Elektriğin yapmış olduğu sistemle, güneş enerji sistemle, hibrit sistemle besleniyor. Bu toplamda biz hibrit sistem 3 farklı noktada yaptık, gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Osmaniye Akçadağ, Burdur, Nuri Baba, bir de Dalaman. Dalaman radar istasyonu biz hayata geçirdik. Bunlar 36'şar kavalık hibrit sistemler. 2015 yılı hedeflerinin 5 megawatt kurulu güç olduğunu ifade eden Tahsin İpekyüz, Diyarbakır'da devam eden projenin tamamlanmasıyla birlikte imzalarını taşıyan kurulu gücün 1.3 megawatta ulaşacağını söylüyor. Şu an Diyarbakır'da biz 600 kW'lık bir enerji santral işini yapıyoruz. Bununla birlikte toplamda yaklaşık olarak 1.3 gibi megawatt kurulu bir gücümüz olacak toplamda. Firma daha büyük projelere yanıt vermek üzere altyapısını güçlendiriyor. Batman merkezli Türkiye firmasıyız. Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye hazırız. Sektörün gelişimine uygun gerek personel gerek müşterilerin taleplerini karşılayabilme adına altyapımızı ona göre kurmaya çalışıyoruz. Biz ona hazırlanıyoruz. 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen SolarEx Güneş Enerji Fuarı'nda ilk kez katılımcı olarak yer aldıklarını söyleyen İpekyüz, ilgiden memnun kaldık diyor. SolarEx verimli geçti. Çok yoğun bir 3 gün yaşadık. Memnun kaldık. Biz ziyaretçilerimizin, evet vatandaşlarımızın bizi bilmesini istedik. Bize ulaşabilmelerini, biz kendimizi tanıtmazsak, onlar bizi bilmezse ve yabancıyla ve daha pahalıya çalışmak zorunda kalırsa suçlusu olarak kendimizi görürdük. O amaçla biz bu fuarda yer edindik. Genel Müdür Çetin İpekyüz, güneş enerjisi yatırımlarının artması temennisiyle sözlerini noktalıyor. Ülkemizde yaklaşık 4-5 yılda toplam 64 megawata, sadece 64 megawata ulaşmış olan güneş enerji santralı yatırımlarını daha artık bir ayda o seviyelere gelmesini temenni ediyoruz. Bol güneşli günler dileyelim. Barış, huzur, sağlık diliyorum herkese.